Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Eğitim öğretim yılı gene giderilemeyen birçok sorunlarla beraber başladı. Özellikle son 2 yıldır, 3 yıldır ülkemizde süren yüksek enflasyon, bunun getirdiği derin yoksulluk ve işsizlik maalesef öğrencilerin eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte en çok karşı karşıya kaldıkları sorunlar arasında. Diğer taraftan bu yıl okullarda görevlendirilecek işkur elemanlarının haftada sadece 3 gün okullara giderek temizlik yapması, bu çocukların önümüzdeki dönem çok büyük oranda birçok salgınla karşı karşıya kalacağı, hijyen bir ortamda olamayacakları için hastalıklarla baş başa kalacakları gibi birçok sorun ve problemler var. Diğer taraftan okullarda yeterince öğretmen atanmamış olması, atanacak öğretmenlerin bile hala güvenlik soruşturmaları ya da Danıştay'da kararın verilmemiş olmasından kaynaklı var olan öğretmen açığı bu sene katmerlenerek artmış. Bu sene çocuklar çok büyük oranda öğretmensiz kalacak ve başlarında öğretmen olmadan eğitim öğretim yılına devam etmiş olacaklar. Bunlar bugün için eğitim öğretim yılının başladığı bu ilk günlerde en temel problemler olarak karşımızda duruyor. Eğitimin alanında yaşanan hiçbir probleme kulak arkası yapmadan hem kamuoyunu bilgilendirmek hem bu konuda mücadele veren bir sendika elbette ki bugün ve bu hafta boyunca özellikle bu Türkiye Yüzyılı Maarif modeline karşı birçok okulda ve kent meydanlarında oturma ve nöbet eylemleri ve bu Türkiye Yüzyılı Maarif modelinin uygulanmaması için tekrardan bakanlığı bir uyarma eylemliliği gerçekleştirilecek. Ama sadece bu değil, özellikle çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması MESEM'lerde ve diğer yandan çocuklara mutlaka bir öğün yemek ve su verilmesi için kampanyalar sürdürüyoruz. Okul Yemeği Koalisyonu'yla birlikte çalışmalar yapıyoruz. Bu ayın 21-22'sinde yani 21-22 Eylül'de bu konuda bir çalıştay da yaparak kamuoyuyla paylaşacağız. Çalıştayların sonuçlarını en temel problem olarak görüyoruz şu anda okula aç giden çocuklar ve onlara mutlaka bir öğün yemek ve bir temiz su verilmesi. Bu konuda da mücadelemiz devam ediyor.